Evet sevgili dostlar, işe gittiğim bir günden daha herkese merhabalar. Bugün neredeyse sabahtan öğlene kadar toplantım vardı, gerçekten mahvolduğum bir gün oldu. Kendime şöyle bir kahvaltı hazırlamışım, şöyle bir sandviç hazırlamıştım ama saat 11.51 oldu, hala ben yiyemedim. Normalde ben sabah kahvaltımı omurcuk gibi yapıyorum ama dediğim gibi saat 11.51 oldu, hatta ben yiyene kadar 12.30 oldu, hala yiyemedim. Neyse gidiyorum kendime bir kahve alayım diyorum. Halihazırda kahvemi içmiştim. Gidiyorum bardağımı yıkayayım. Kendime yeşil çay demleyeyim diyorum. Bardağımı yıkıyorum ama ne yazık ki ruj izim kalmış. Görüyoruz ki işte güzel yıkayamamışım. Neyse sonra mutfaktan çıkıyorum. Koşa koşa ofise geliyorum. Tekrar yıkamaya inanın üşendim. Bergamot alımını, yeşil çayımı açıyorum. Ve sıcak suyun içerisine koyuyorum. Onu demlenmeye bırakıyorum. Gerçekten inanılmaz acıktım. Söylememe bile gerek yok sanıyorum. Akşamdan neredeyse 12'ye kadar açtım. Açım hala. Şimdi bakalım saat 11.58 olmuş, 12'ye kadar açım. Kendi yapmış olduğum pesto soslu inanılmaz güzel bir sandviç yaptım. Pesto sosu çok kolay yaptım ve tadı efsane güzel. Eğer siz de istiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Eğer tarifi istiyorsanız lütfen yorumlara ekleyin, size tarifi vereyim. Sonrasında gidiyorum, kahvaltımı yaptıktan sonra 2-3 saat üstünden geçiyor ve tekrar böyle bir uyanma ihtiyacı hissediyorum. Kendime gidiyorum, kahve alıyorum. Akşam 4 gibi de tekrar acıkıyorum ve kendime güzel bir tost söylüyorum. Kepek ekmeğine domatesli ve peynirli suyumu bitirdim. Kendime çay söyledim aynı zamanda. Bir de Türk kahvesi söyledim. Hepsini böyle mixleyip içip yemeyi seviyorum. Neden? Çünkü getiren ablayı tekrar yormak istemiyorum. Gördüğünüz üzere saat 4 olmuş. Bu nedenle hepsini aynı anda söylüyorum. Türk kahvemi de tabii ki getirir getirmez döktüm. Çünkü neden olmasın ki? Bir de Türk kahvesini dökmem eksikti. Neyse olsun, tadı güzeldi. Biraz sildikten sonra içmeye devam ettim. Artık saat 5 oluyor ve ofisten çıkıyoruz. Gerçekten yorucu ve yoğun bir gündü. Hava çok güzel, görmüş olduğunuz üzere. Havayı görünce mutlu oluyorum. Bir de bugün günlerden cuma. Cuma olduğu için ekstra mutlu oluyorum. Bu tür havaları çok seviyorum. Sonbahar, ilkbahar gibi geçiş havalarını çok seviyorum. Hem inanılmaz derecede bunaltıcı olmuyor. Hem de böyle insana bir mutluluk veriyor. Hem güneş oluyor, hem hava serin oluyor. Gerçekten güzel günler. Özellikle bugün cuma olduğu için ekstra mutluyum. Bunu sanırım size söylememe gerek yok. Neyse eve geliyorum, hemen koşa koşa kedimin yanına gidiyorum. Çünkü neden? Tüm gün onu çok özledim. Dünyanın en güzel kedisi benim olabilir. Büyük ihtimal herkes kendi kedisi için bunu diyordur ama ben gerçekten kedimi çok seviyorum. Bu noktada bir maşallahınızı alırım. Sonrasında akşam yemeğine geçiyoruz. Akşam yemeğinde ben tavuklu bezelye yiyorum. Gördüğünüz üzere soframızda noodle var, tarhana çorbası var, yumurta var. Herkes canı ne isterse onu yaptı ve getirdi. Ben de tavuklu bezelye yemeği yiyorum. Sonra artık bugün cuma ve haftanın son günü olduğu için Rüya ile beraber ben de resmen mayışıyorum ve artık yatar moda geçiyorum. Akabinde 9 gibi bir ara öğün yapıyorum. Şimdi ben de yeni diyetisyene gitmeye başladım. O diyetisyenin vermiş olduğu diyeti yapıyorum. Siz de bu süre zarfında beni takip edin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu diyeti beraber yapalım. Diyet demeyelim, sağlıklı beslenme diyelim. Ve bu üründe mutlaka alın. Gerçekten inanılmaz ödem atıyor. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Siz de alın. Ve Harry Potter'ı izleyerek günü kapatmış oluyoruz. Sevgilerle.